Ben yine şüpheleniyorum. Bak bir komplo plan bir şey yapıyor bu. Ne bileyim, sana tuhaf gelmiyor mu? Beni niye çağırdı buraya? Garip bir şekilde böyle bir şey yapmayacağını düşünüyorum. Ne kadar çaktırmasa da o da çok sarsıldı bugün. Umarım dediğin gibidir. Sen Erekler'e haber verdin mi? Neyi? Eve gitmeyeceğini. Gerek yok. Bizde işler öyle standart yürümüyor. Ben haber vermesem annem deliye döner. Annemin telefonu kapalı zaten. İşte arkadaşların yanına gitmişti. Böyle kafa dinlemek için de telefonu kapatmıştır. Evet, sıcak çikolatalarımız da hazır. Bisküvi falan da isterseniz ben getirebilirim. Doğru mu bunlar Melisa? Ne doğru mu? Beyaz filin söyledikleri. Onu diyorsun galiba. Evet. Doğru. İnanamıyorum sana ya. Ya bakın. Evet, ben sınav kağıtları için ona gerçekten para verdim. Ama yakalanınca babama itiraf ettim. O da susacaksın dedi. Yani ne yapabilirdim ki? Ya okuldan gideceğinden bile haberim yoktu. Pişmanım. Gerçekten çok pişmanım. Şimdiki aklım olsa... Şimdiki aklın da pek hayırlı değil ama... umarım bundan bir ders çıkartırsın. Tamam, şeye bakalım hadi. Delihan odasına bakalım bir. Bir şey vardır belki. Nereye gittiğiyle alakalı bir ipucu bir şey buluruz. Tamam. Bakalım. Ben zaten bakmıştım ama birlikte bakarız. Hadi gelin. Caddeler dolar, tüm caddeler taşar. Yoruldum uyumaktan, yaşamadım kendimden kaçtığım kadar. Hep aynı ışıklar, gece dolarken. Damağımda tadı aynı soğuk buruk beyaz şaraplar. Benim barışmadığı adımlarım kanıma karışıp adımı unutturan boğazla. Senin yankın üstümde, gel beni sakla. Hep aynı ışıklar gece dolarken. Senden sonrası yok. Mumak isterim, denizler var. Yorulmak istedim gözlerin. Aylak adamlar, prensesler, ıslak sokaklar, metrobüsler, köşede bir neon altında yalnızlığa sessizce savrulan küfürler. Bu şehirde, bu şehirde öleceğim. Aylak adamlar, prensesler, ıslak sokaklar, metrobüsler, köşede bir neon altında yalnızlığa sessizce savrulan küfürler. Bu şehirde, bu şehirde öleceğim. Uyuduğum yer benim değil artık. Ben hiçbir şey bulamıyorum. Yok. Yok, ben de bulamıyorum. Kalkalım yavaştan. Burada kalmayacak mıydık? Kraliçemiz korkuyorum falan dedi ama... pek korkulu bir halde göremedim kendisini. Kanat, lütfen. Ekim. Ya ben şaka falan yapmıyorum. Bir oyun da yok yani bunun ucunda. Leyla da yok. Ben bu evde tek başıma kalamam, deliririm. Siz nereye gidiyorsanız ben de gelirim peşinizden. Tamam, sakin. Bir yere gitmiyoruz. Allah aşkına ya. Nereden çıktı bu yalnız kalamam korkusu? Annemi kaybettikten sonra işte, biliyorsunuz. Babam birçok kez şehir dışına çıkardı. Gerçi hala çıkıyor. Annem varken korkmazdım tabii. Bir sürü bakıcın yok muydu senin? İşte evde çalışanlar, uşaklar, aşçılar. Kanat, ben şatoda büyümedim. Evet, bakıcılarım vardı onlarca. Ama biri gitti, biri geldi. Hiçbiri kalıcı değildi ki. Neden acaba? Kanat. Bir gün Dilara diye bir kadın vardı. Gecenin bir yarısı pasta almaya gideceğim diye çıktı.
Saatler geçti. Üstüne bir de elektrikler kesildi ama gelmedi. Sabaha kadar deliriyordum. Bağırdım, çağırdım. O zamandan kaldı travmam. Yalnız kalamıyorum. Ama insanların seni yalnız bırakması için elinden ne geliyorsa yapıyorsun. Tamam yeter. Laf sokup durma. Bir Leyla'ya odaklanabilir miyiz? Tamam, tamam. Bu ne? Güzel, buraya bir baksanıza. Beyaz fil. Leyla'nın mı bunlar? Çocuk kitabı bu. Tabii ya. Ben getirdiği gün hatırlıyorum. Selam. Selam, ne haber? İyi. Hatta çok iyi. Harika. Süper de diyebilirim. Oo, maşallah. Da bu kolinin içinde ne var? Dünyanın en güzel kitabı. Aynı kitaptan bir sürü var gibi burada. Evet. Aynı kitaptan bir sürü var. Hatta keşke daha fazlasını taşıyabilsem daha fazlası olsun. Ne ki, bu roman mı? Yok, çocuk kitabı. Leyla, ben hiçbir şey anlamadım. Neden bu kitabı aldın? Neden aynı kitaptan bir sürü aldın? Ve neden şu an deli gibi davranıyorsun? Delirdim çünkü. Delirdim artık. İyice aşktan delirdim, kafayı yedim. Bak sen, birileri aşık olmuş. Kim bu? Deli doktorun mu? Şimdilik kimseye söylemeyeceğim. Birbirimize bir söz verdik, sürprizi bozulur. Bana? En yakın arkadaşına da mı söylemeyeceksin? Söylemeyeceğim şimdilik kimseye aşkım, Allah Allah. Büyüsü bozulur. İyi. Anlatmayınca da benim büyüm bozuluyor. Yalnız gizleyeceğim diye eve iti kopuğu getirme de. Oh, getirmeyeceğim kimseyi. Beyaz fil tabii ya. Nasıl hatırlamazsın bunu Melisa'ya? Kanat, ben nereden bileyim, o günden beri ne beyaz filden ne de aşkından bahsetmedi ki. Yani beyaz fille Leyla'nın kaybolması bir tesadüf olamaz herhalde, değil mi? Leyla göndermiş olabilir mi bu mesajları? Ya da Leyla'nın bahsettiği kişi bu olabilir mi? Kim bu ya? Leyla olsun, ne olur Leyla o. Leyla'nın anahtarı yok muydu? Arkadaşlar, ben de çok isterdim Leyla almasını ama değilim. Kim? Ateş. Ateş mi? Çaylar geldi. Gençler, bir tansiyon düşürücü getireyim mi, yoksa kendi kendinize tansiyonunuz düşecek mi? Keşke evde kimlerin olduğunu söyleseydin. O zaman gelmeyecek miydin? Cevap açık değil mi? Keşke kimi çağırdığını söyleseydin. Ben de burada olmazdım. Ayrıca siz ne zaman bu kadar eve gelecek kadar yakın oldunuz? Olmadık. Ama olmak için davet ettim zaten. Yani gruptaki bu manasız gerginliğe gerek yok. Biraz nefes alalım ya. O yüzden baştan kuralları koyuyorum. Arenada değiliz. Dövüşmek, laf sokmak, boğuşmak yok. Bunun için toplaşmadık. Neden toplaştık peki? Ben yalnız kaldığım için Ekim ve Kanat geldi. Sen yalnız kalma diye de ben seni davet ettim. Bu gece savaş baltalarımızı gömüyoruz arkadaşlar. Melisa'ya katılıyorum. Krizi fırsata çevirmemiz gerekiyor. Madem bu dörtlü bir araya gelmeyecekti, o zaman bu gece birbirimizi tanıma gecesi. Sende de bir tanıma sevdası aldı gidiyor. Gerçi düşmanını tanıma fikri kulağa fena gelmiyor. Peki, tamam. Şimdi bir oyun oynuyoruz. Tamam mı? İsmi Zincir. Anlatıyorum. Zinciri soru sorarak ben başlatıyorum. Soruyu sorduğum kişi de dürüst bir şekilde cevap veriyor. O cevap veren de dürüst... Tamam, tamam. Anladık. Örneklendirmeye gerek yok. Bence başlayalım. Kim başlıyor? Ben başlarım.
O zaman... Melisa'ya soruyorum. Niyeyse hissetmiştim. Gönder gelsin. Doğru ve dürüst cevap verilecek. Hatırlatırım dedim yani. Doğruluk ve dürüstlük benim en iyi bilinen yanım. Gönder ya. Seni ilk gördüğüm günden beri fark ettiğim bir şey var. Net ve dimdiksin. Süper. Ama sanki böyle bir maske takıyor gibisin. O maskenin altında da küçük bir kız çocuğu var. Bingo. Ve bugün bakıcından bahsettin. Sanki orada başka bir şeyler var. Acaba o küçük kız çocuğu her gün gördüğümüz Melisa'ya nasıl evrildi? Ne yaşadı? Sorum bu. Peki, anlatayım. O küçük kız çocuğu ilk annesini kaybetti. Sonra babası başka bir kadınla evlenip Bodrum'a yerleşti. Onu da babaannesine postaladı. Sonra her saniyeyi, her dakikayı, günlerin geçmesini bekledi. Bekledi ki tatil gelsin de babasının yanına gidebilsin diye. Gidebildin mi peki? Hı hı, gitti. En azından Bodrum otogarına kadar. Ama onu kimse karşılamadı. İşte o gece, gecenin bir körüne kadar gözyaşları içinde kaldı. Sonra akan gözyaşları kalbini sertleştirdi ve delinemeyecek bir zırh oluşturdu. Ve acıları belli olmasın diye de yüzüne bu maskeyi taktı. Yani o küçük kız çocuğu öldü. Yerine bu biyonik insan geldi. Siz ister sevin, ister sevmeyin. Tebrik ederim dürüst cevabın için. Neyse ya. Şu an duygusallığı bırakıyoruz. Ben kurbanımı seçiyorum. Hazır mısınız? Ateş. Tamam. Aramıza en son katılan sen oldun. O yüzden seni tanımıyoruz. Sen kimsin ve neyin peşindesin? İki soru oldu bu. Birincisini yanıtlamak yeterli herhalde. Ben Ateş Atahan'la. Tamam mı? Şimdi ben sorabiliyor muyum? Oyun bozanlık yok. Yoklama kağıdında ismini yazıyoruz zaten. Aynen öyle. Neyin peşindesin? Neyin peşinde olduğumu o şeyi bulduğumda öğreneceksiniz zaten. Mızıkçılık yapıyorsun. Bu soruya cevap vermeyi reddediyorum. Ben sebebini biliyorsun. Nasıl yani? Sen bunun neyin peşinde olduğunu biliyor musun? Oho, bunlar çoktan sırdaş olmuş bile ya. Yalnız Ateş, ben sana bir şey söyleyeyim. Bir şeyi Ekim biliyorsa kanata yumurtlaması an meselesidir. Baksana, pek bir sıkı fıkı oldular da. Hadi birader, yapıştır cevabı. Tabii birazcık cesaretin varsa. Korktuğumdan değil. Ben Bahar Hoca'nın kardeşiyim. Ne? İnanmıyorum ya. Bu okula ablamın başına ne geldiğini bulmak için geldim. Cevabı verdiğime göre hemen soruma geçiyorum. Kanat, intihar eden kızın ablamın ölümüyle bir alakası var mı? Ben çaylarımız taze. Otur. Soruma cevap alma sırası bende.
Emine'nin balkondan atlamasının ablamın ölümüyle bir alakası var mı? Ateş, yani komadaki bir kızın arkasından konuşmak ne kadar doğru değil mi Kanat? Melisa. Madem ablası, bilmeye de hakkı var. Evet. Emine, Bahar Hoca'nın merdivenlerden düşmesine sebep oldu. Nasıl yani? İtti mi diyorsun? Hayır, hayır. O öldürmedi. Sadece bir kazaydı. Ama vicdanıyla hesaplaşmasından yenik düştü ve şimdi komada. Yani buradan alabileceğim intikam yok Ateş. Kabullenmek o kadar da kolay değil. Evet, kabullenmek kolay değil çünkü bizim için de çok önemliydi. Çok değerliydi Bahar Hoca, biz de onu kaybetmek istemiyorduk. Ama yani onu geri getirebilecek hiçbir şey yok. Ne? Teşekkür ederim dürüstlüğün için. Ama mesele burada kapanmıyor. Yangın merdivenindeydi. O günlerde kafasına taktığı bir şeyler vardı falan. Neyse. Bu gecenin konusu değil bu. Evet. Soru sorma sırası bende. Bitirsek mi artık? Sorum sana, Ateş. Gönder gelsin. 3 yıl önce... yazın Çeşme'de olanları hatırlıyor musun? Temmuz başlarıydı. Ilıca plajında o güzel yaz gecesini hatırladın mı? Evet. Cevabını bekliyorum. Oyun bitti galiba. Ateş, hadi gel biz dışarıya çıkalım. Baksana, gençler yalnız kalmak için gözümüzün içine bakıyorlar. Sonunda uyanabilmişiz. Siz sormadan ben söyleyeyim. Leyla'dan haber yok. Yani odasına da baktım ama... Müdür Bey haber vermiş midir polise? Vermişlerdir ya. Tabii ki vermişlerdir. Rıza amca bu görevi kahramanca üstlendiğine göre... bir de neredeyse bizi tehdit etti hatırlarsanız. Ona sormadan bir şey yapmayalım derim. Sana patlar sonra. Ben anlamadım zaten. Yani bize bu kadar kızıp niye olayı üstlendi? Bize okulda kaybolmadı Leyla. Onun etrafında gerçekleşen her şeyi üstlenmek gibi bir huyu vardır. Okulda yaşanan son olaylardan sonra da bir haber çıkmasın diye... olayları kontrol altına almak istemiştir. Bir veli ayaklanmasını daha kaldıramaz bu okul. Yani babamın bıraktığı karanlık mirası düzeltebileceğini düşünmesi bile takdir edici. Tabii bunda bizim de payımız var ama... bence okul son zamanlarda iyice zıvanadan çıktı. Ne? Yalan mı Kanat? Ben babamı savunmuyorum. Yani aksine Rıza amca geldikten sonra bizi gerçekten disipline soktu. Ben ne kadar uymasam da bir otorite sağladı. Ama gelinen durum ortada. Ve yine başrolde. Leyla. Beyaz bile kalırsak hepimiz birer başrol adayıyız. 3'te 3 gidiyor. Sırada kim var sizce? Ne dedi Azal sana? Benden uzak durmanı mı söyledi? Bak Kanat, ben tüm olan bitene rağmen buradayım. Uzak durmak istesem dururdum zaten. Ama gözüken fotoğraf hiç hoş değil. Yani sen de insanları anla. Neyini anlayayım? Bana iftira atan insanların neyini anlayayım?
Hadi diğerleri neyse de Hazal. Kanat bak tamam bir sakin ol. Bir düşünelim bir konuşalım ama. Bir sakince konuşalım ya. Tamam. Bak şimdi biri ortaya çıktı. Tamam mı? Bekir, Ozan, Ece, Melisa, sen. Orada sizi lekeleme kadına bir şeyler attı. Hatta Aze'ye de bulaşabileceğini söyledi. Bu sırada da Leyla ortadan kayboldu. Bunu yapan kesin bizim okuldan biri ama kim? Tamam bak ben şimdi sana inanan bir insan olarak konuşuyorum. Belki de şeytan avukatlığını yapıyorum bilmiyorum. Ama herkes için söylediği şey doğru. Senin için söylediğim yanlış. Önceden insanların güvenini kazanarak beni istediği gibi lekelemek için. O zaman sana zarar vermek isteyen biri. Listemiz epey kalabalık. Sence Leyla yapmış olabilir mi bunu? Hayır, olamaz. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Daha önceden nasıl oyun oynadığını gördün. Yok. Ekim, bak şu aşamada her olasılığı düşünmeliyiz. Bir şey soracağım sana ya. Ateş. Kesin ateş yaptı buna. Gelelim okulumuzun yeni prenslerinden Ateş'e. Şaşırtmak doğamda olduğu için sıralamayı değiştireyim dedim. Meğer sen bizim Ege Efe'miz Çeşme'de diğer İzmir arkadaşlarıyla hırsızlık çetesi kurmuşlar vakti zamanında. Lüks mekanlarda garson olarak çalışıp kafayı bulan zenginlerin telefonlarını falan çalıyorlarmış. Biliyorsunuz. Ben hiç boşa sallamam. Bana inanmayanlar şimdi attığım fotoğrafa bakabilirler. Bu yüzden eşyalarınıza dikkat edin derim. Görüşmek üzere. 3 yıl önce yazın Çeşme'de olanları hatırlıyormuş. Ateş. Bırak gitsin. Gerçek yüzünü gördük. Aşağılık bir hırsızmış. Ben seni bu çocuğa dikkat et demiştim Melisa. O zaman bu durumda Ateş'i de şüpheli listesinden çıkarıyoruz. Yaparsın lan bu. Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım gerizekalı. Benim de haberim çıktı görmedin mi? Dur. Tamam dur. Kanat tamam. Ya saçmalamayın. Kesin şuna. Aklını çalıştır ve şimdi buradan defol git. Eğer bu sensen seni doğduğuna pişman ederim. Defol. Kim yapıyor ya bunu? Kim yapıyor bunu Melisa kim? Hepimiz geçmişte yaptığımız günahların bedelini ödüyoruz bence. Öyle ya da böyle. Sen de mi Melisa? Arkadaşlar siz en son arkadaş değil miydiniz ya? Böyle kalpli selfiler falan. Nihayet level atladık. Sindire bak ya. Tabii bölüm bitince canavarı da geçtik. Aziz sayesinde. Tebrikler Sultan. Mutlu ol. İyi misin bebeğim? Niye kötü olacakmışım ki? Yani sonuçta Kanat senin eski sevgilin ya. Öf! Sıkıldım ben bu muhabbetlerden ama ya. Yani böyle oturup gündem yapmaya çalışanlar bana sonradan görme gibi geliyor. Ne deniyordu buna kızlar? Şey, bulumcuk delisi derler. Umurumda değil benim. O zaman ben de size güzel bir haber vereyim arkadaşlar. Emine iyileşmiş. Evet. Hatta okula bile dönmüş. Çok iyi değil mi ya? Mucize resmen.
Vah neymiş ya. Of. Arkadaşlar selam. Ben Berkay Gaye Türkmen. Hoca değilim ama beden eğitimi hocanız gelene kadar derslerde birlikte çalışacağız. Oh. Bravo. Bravo. Beden dersine ilgim arttı. Abi çıta çok arttı ya. Umarım hep birlikte iyi vakit geçiririz. Güzel vakit geçireceğimizden benim pek bir şüphem yok. Siz tabii arkadaşların kusuruna bakmayın. Böyle sizin genç olmanıza birazcık şaşırdılar, bir de biraz şeysiniz yani. O yüzden sürpriz oldu yani onlar için de genel olarak. Ben sürprizlere bayılırım oysa. Ama bazılarına sürprizler soğuk duş etkisi yaratabilir hocam. Arkadaşlar bana hoca demiyorsunuz. Gaye Hanım diye hitap etmenizi rica ediyorum. Evet, duşu hak etmek istiyorsanız biraz terlememiz lazım değil mi? Şimdi boyundan bacaklarımıza kadar ısınıyoruz, bütün vücudu ısıtacağız. Beni takip ediyorsunuz. Önce boyunla başlıyoruz. Sağa doğru esnetiyoruz. Evet, herkes yapsın. Diğer tarafa alalım. Melisa, Aziz. Şimdi size bir şey söyleyeceğim ve bir kere söyleyeceğim. Kanatçığım, ısındığımızın farkında değilsin sanırım. Melisa, ciddiyim. Biz ısınıyoruz da sen biraz tutuşmuş gibisin bakıyorum. Gaye'yi tanıdığımı, geçmişte olanları kimse bilmeyecek. Benim aklıma takılan başka bir soru var. Nereden çıktı bu kadın? Tesadüf mü yoksa... Sen kafana takma böyle şeyleri kardeşim. Tek bilmeniz gereken ağzınızı sıkı tutmak. Kollara geçelim. Anlaşıldı mı? Evet, mesafeyi ayarlayalım arkadaşlar. Öne doğru küçük küçük daireler. Kanat, ne konuşuyorsunuz? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Evet, bele geçtik arkadaşlar. Ya Ekim'cim, ben bu okulu çok seviyorum biliyor musun? Sağa doğru esniyoruz. Her gün böyle yeni bir macera, ne olacağı belli olmuyor hiçbir zaman. Yani bir bakmışsın, bugün farklı bir çiftimiz böyle kalpli selfiler paylaşmış, belli mi olur? Evet, çok güzel. Sen sporunu yapmaya devam et. Tamam. Evet arkadaşlar, şimdi tempoyu yükselteceğiz. Dizler yukarı doğru çekiyoruz, hadi tempo. Neredesin ya? Yine ne dramalar yaratıyorsun kendine Ekim? Drama yaratmıyorum, oturuyorum öyle. Her yerde kanatı arayıp her saniye onu düşünmüyorsun yani. Peki, sen delirmeden ben sana söyleyeyim. Şu yeni gelen bedenci var ya Gaye Hanım. Kanat'ın eski sevgilisi. Ne? Ama daha önemlisi... Kanat'ın ilk aşık olduğu kadın. Kanat onu çok severken onu bırakıp gitti. Öyle ortada bıraktı. Benim haberim yok böyle bir şeyden. Kanat bana bir şey... Söylemedi değil mi? Aramıza hoş geldin tatlım. Kanat böyle her şeyi kafasında kurar kurar yaşatır. Biz ölümlüler her şeyin sonuçlarını en son görürüz. Bak Melisa, bu oyun falan seç gerek yok, saçmalama istersen. Yok, oyun falan yok. Hatta biliyor musun, ben böyle sizin birlikte olmanıza sevinir gibi bile olmuştum. Ama sen en düşük zarı attın tatlım. Bak. İlk aşk var ya, böyle insanın içine bomba gibi düşer. Sen şimdi... Bu kız Kanat'a ne yapabilir diye düşünüyorsun. Ama öyle şeyler yaptırır ki sen bile şaşırırsın. Yani bir de yarım kalan ve acıyla biten bir ilişki varsa ortada. Geçmiş olsun.
Nerede tanışmışlar ki? Ne olmuş yani? O kadar konuştuk, biz hiçbir şey bahsetmedik ki bana. Ama mesele zaten bahsedilenlerde değil, bahsedilmeyenlerde. Asıl mesele gizli olan şeylerde, bilirsin. Neyse, benim artık kalkmam gerekiyor. Böyle kanat meselesini uzun uzun konuşamıyorum artık. Benden sana bir dost tavsiyesi. Kötü günlere kendini hazırla. Ha bir de kanatın arkasından öyle ağlayıp zırlama bence. Böyle bir duruşun olsun, net bir tavrın olsun. Belki o zaman sana geri döner. Pek sanmıyorum da yani %1'lik bir ihtimal bile olsa belki döner. Kanatın arkasından ağlayıp zırlayan kız rolünü sana devrediyorum tatlım. Çünkü onun her zaman imkansız bir aşka ve arkasından ağlayan bir kadına ihtiyacı vardır. Yolun açık olsun, rastgele. Kanat ya, dur. Ya ben iyiyim diyorum size. Tamam, geçen hafta ilaçlarımı almadığım için biraz saçmalamış olabilirim ama bir şeyim yok benim. Ne bileyim, Kanat öyle söyleyince. Bana da Ozan söyledi. Ben sana öyle bir şey söylemedim. Sadece sizinle önemli bir şey konuşacağım dedim. İnsan yalan söylemeye alıştıysa tabii. Peki Ozan'cığım bu önemli konu neymiş? Ben bir karar verdim. Ve bunu da eksiz duyun istedim. Ben okulu bırakıyorum. Nasıl? Şaka falansa hiç komik değil yalnız. Yok, gayet ciddiyim. Bu süreç hepimize çok kötü geldi. Birazcık uzaklaşmak bana da iyi gelecek. Birdenbire nereden çıktı şimdi bu? Ya dönem ortasında okul mu bırakılır? Yani rapor alırsın, iyi hissedince tekrar devam edersin. Hiç, hiç. Boşuna nefesini tüketme Kanat. Ben çoktan kararımı verdim. Beni yalnız bırakmayacaktın, söz vermiştin. Melisa yalnız değilsin ki. Baban var. Kanat var. Ne de olsa bunca zamandır berabersiniz. Onun sana ne kadar değer verdiğini de biliyorum. Sen de çok muhteşem bir hatunsun. Hatta bazen ne düşünüyorum biliyor musun? Arada bu herif olmasa siz ikiniz kesin kanki olurdunuz. Hatta oldunuz bile. Yani gözüm arkada kalmayacak. Hiçbir yere gidemezsin. Ben sana güvendim. Melisa. Böyle yapman olursun. Sen beni cezalandırmak için yapıyorsun. Ben seni üzdüğüm için, sana yüz vermediğim için, acı çekmem için yapıyorsun. Ama ben... Allah kahretsin. Tamam, ben bakarım. Tamam. Gel. Gel uzağa otur. Allah kahretsin. Ya Melisa, ne zaman durduracaksın bunu? Ne zaman yapmayı bırakacaksın bunları? Neyi? İnkar etmeyi, duygularından kaçmayı, kendinden kaçmayı, korkmayı ne zaman bırakacaksın? Ben hiçbir şeyden korkmuyorum Ekim. Ben sadece o gidiyor diye üzülüyorum. Hayır. Sen sevilmekten korkuyorsun. Çünkü kendine layık bulmuyorsun buna. Sadece o değil. Ozan'ın er ya da geç senin canını yakacağından korkuyorsun. Bırak. Yaksın. Senin de canın yansın. Ne olacak? Ekim, bu Ozan. Farkında mısın? Ozan bir başkası değil. Ozan bu. Kim olursa olsun. Sen aşık mısın Ozan'a?
Son zamanlarda garip şeyler hissediyorum. Bilmiyorum. Sanırım evet aşığım. O zaman diğer hiçbir şeyin önemi yok. Aşk öyle uzak durunca yok olmuyor. Sen durdukça ben buradayım dedikçe daha da saldırganlaşıyor. Biliyorum. Kendimden biliyorum. Ekim ben senin yaptığını yapamam. Biz sen ve Kanat gibi değiliz. Daha iyi olabilirsiniz. Arkadaşsınız siz. Biz öyle değiliz. Ayrıca bizim aramızdaki her şey bitti. Ne demek ya o? Ne demek? Nasıl bitti? Bak. Hiçbir şey bitmedi. Bitemez. Çünkü Kanat seni gerçekten seviyor. Duydun mu beni? Gerçekten. Bazen buna inanmak istiyorum ama olmuyor. Hep bir engel çıkıyor, hep bir şey yapamıyorum, yapamıyoruz. Tamam. Ben seni dinledim. Şimdi sen de beni dinle. Bak ben Kanat'ı senelerdir tanıyorum. Şimdiye kadar konu ne olursa olsun o sadece kazanmak için savaştı. Sen dışında ne egosu, ne kazanma arzusu. O seninle gerçekten çok mutlu. İnan bana. Türk mantolu Madonna'yı mı okuyorsunuz hanımefendi? Histoloji okuyorum beyefendi. Yoksa bana olan isteğinizden mi bahsediyor histoloji kitabı? Ya sence benim sana olan isterimi anlatmaya satırlar, kitaplar yeter mi ya? Histoloji. Tıp bölümü ikinci sınıf dersin. Hazal Hanım daha birinci sınıfa yeni başladı. İkinin derslerini almaya çalışıyor. Tembel orijinal daha ikidir üniversiteyi kazanamıyor. Sevgilim tamam. Yani Allah'ın hakkı üçtür. İki kere olmadı. Üçüncü de halledeceğiz. Ben inanıyorum. Baksana. Seneye aynı gün, aynı yerde, aynı saatte dedik ama kimse gelmiyor. Oho. Doktor hanım ve hastası gelmiş bile. Ne haber ya? Allah'ım olsun. Yanına. Ya burada. Orjin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim ya. Bu arada doktorluk demişken herkes bir oturabilir mi? Hazır başla. Tamam. Bir daha herkes bir oturabilir mi? Hadi bakalım. Nesiyle? Ben de doktorum. Efendim ben gezici doktorum. Şehir şehir, il il, ülke ülke dolaşır dururum. Ünüme layık parlak mevzular, doktorlukta öğrendiğim büyük sırları paylaşabileceğim, bana fayda verecek, vaziyetleri incelenmeye dair hastalar ararım. Bravo! Merhaba, yeni oyun mu? Evet. Moynet'ten hastalık hastasını oynuyoruz. Evet. Ben Toynet. Gel buraya. Çok başarılı olacaksın, sana güveniyorum. Çok iyi bir oyun olacak. Çok güzel oldu. Tiyatrodan dolayı kafayı yiyecek artık neredeyse. Ya uykularında bir tiraplar atıyor. Asıl konservatuarı kazanmasaydım o zaman kafayı yiyecektim ben. Ya bir şey diyeceğim. Bu oyuncular, oyuncuların hayatları dışarıdan pek kolay gözükmüyor diyorlar, doğru mu? Neyse ki teknoloji dehası sevgilisi hayatlarını kurtaracak yeni bir aplikasyon çıkardı. Beyaz bir. Yüklemediniz mi yoksa? Ay, hayır Aziz, hayır. Aman bizden uzak dursun ya. Hatırası iyi değil biliyorsun. Tamam biliyorum ama inan bu sefer kötü bir şey yok içinde. Sadece okul dedikoduları üzerine. Bak buraya giriyorsun, okulunu yazıyorsun ve... Birisi dedikodu mu dedi acaba? Ben de varım o zaman. Hoş geldin. Ben... Sen nasılsın? Nasılsınız? Ay ne güzel kokuyorsun ya. Vereyim senin olsun. Nasılsın ya? Ha bu arada haberler demişken taze haberler sendedir Melisa. Da
Ozan'ı göremedim yanında. Yoksa yeni denizlere yelken mi açtın? Evet, yeni denizlere yelken açtığım doğru. Nasıl? Bir saniye. Ayrıldınız mı Ozan? Başka biri falan mı var? Ya siz otursanıza, şöyle ayakta kaldık. Arkadaşlar yeni birisi falan yok hayatımda. Anlatıyorum hemen. Evi sattım. Onun yerine çok güzel bir tekne aldım. Kaptanlık ehliyeti, belgeler falan hepsi tamam yani. Ay, kaptan oldun demek. Ya çok iyi, hoştum. Ben hala Ozan'ı bu hikayeyi konumlandıramıyorum Melisa. Bir şey kaçırmadın değil mi? Hoş geldin. Hoş bulduk ya. Evraklarla uğraşıyordum. Kusura bakmayın ya. Nasılsın? İyi, sen nasılsın? Yılan. Sen bilmezsin. Nasılsın? Ne haber? Sordum çok. Biz de nasılsın? Ne haber abi? İyiyim şimdi. Biz bir ara kafalaşmıştık. Hatırlıyorsun değil mi? Hatırlıyorum ya. Süper. Beraber mi çıkıyorsunuz? Bayağı romantik. Vallahi Kaptan Melisa Hanım'a bir çoluk yapmak biraz sancılı bir süreç olacak ama göreceğiz artık. Bebeğim hepsine değecek, merak etme. Bir de söyleniyor ya. Müziksiz buluşma olur mu gençler ya? Gel buraya, gel. Hoş geldin. Gel be, gel. Peki biraz kıssam mı acaba sizinle? Ha, bu da yaşlandı mı, ne oldu? Gel. Melisa, gerçekten seni dinlemeliydim. Yani Bekir'le bu yolları hiç düşmemeliydim. Ya bebeğim, istersen teknemle seni kaçırabilirim hemen. Tekne mi aldın? Gemi tekne diye. Dikkat et de o tekneni patlatmasın Ateş Bey bir yerlerden çıkıp. Zor bir ihtimal arkadaşlar. Kendisi şu anda İzmir'de çok mutlu. Aa pardon, Foça'da ve çok mutlu. Evet ama bence sen yine de her zaman arkana bakmayı unutma. Neyse ya, bir şey soracağım ben. Okulda benden sonra başrollüye aday iki kişi vardı ama ben onları göremiyorum. Acaba neredeler? Bu beklemiyorum. Şu yaram. Beklemiyorum. Kanat, iyi misin? Özür dilerim ya. Gel bakayım, gel. Ya Kanat, burada bir şey yok ya. Ne habersin ya? Beni inanılmaz korkuyor. Ne yapacağım? Nasılsın? Bir daha sarılmayacak mıyız? Daha kolum kaldı. Peki enişteciğim, bu uğruna kurşunlarla üstüne atladığın kadın nerede? Sormayın ya. Kurşun yaram iyileşti ama gönül yaram fena durumda. Kimle konuşmuyoruz artık. Nasıl ya? Hadi ya. Nasıl oldu oğlum, ayrıldınız mı? Allah Allah. Ya. Sizce bu adam bir daha beni bırakabilir mi? Hoş geldin. Hoş bulduk. Hatta ayrılmaya geç. Evlendik bile. Ne? Ya, evlendik. Evlendik. Belçika'ya gidiyoruz. Ne? Yani ayrıldığınızda şaşırıyordum. Evlendiğinizde daha çok şaşırdım. Bir saniye arkadaşlar, bu yani ne oldu bizim kankalık? Benim niye haberim yok bundan tam olarak? Kanat basket bursunu kazandı üniversite için. Benim de başvurum kolay olsun diye. Aramızda böyle törensiz bir nikah yaptık. Ya gerçekten aşk olsun bu arada. Ya törensiz de olsa bence biz katılırdık. Niye söylemediniz? Kardeşini bile davet etmedi ki. Daha ne olsun? Aman gençler, neyse ya. O zaman parti, dans falan evet, bir şeyler ya. Ya. Evet. Düğün partisi. Başladı müzik şu an. Evet. Sizin adınıza gerçekten çok seviyorum.
Umarım mutluluğunuz hep böyle daim olur. Teşekkür ederiz. Artık bir aşkıya geliriz. Gel tabii, misafirimiz olursun. Gel. Canım benim. Evet. Ozan, kaptanlar kendi nikahlarını kıyabiliyor mu? Kaptanlar neler yapabiliyor mu bilsen. Gençler, bensiz başlamışsınız partiye. Ne oldu? Öğretmen okuluna gidince düşman mı olduk? Ay çok özür dilerim. Çekilmek ister misin? Evet. Bekir, koy bizim şarkıyı. Arkadaşlar, biz başaramadık. Ama büyük bir hata yapmaktan dönmek için geldim buraya. Benimle dans eder misin? Ah, ya. Tamam. Açıyorum. Açıldı. Dans edelim mi? Şey aynı, gittin gideli. Biraz yorgun, huzursuz. Zaman faydasız, besbelli. Sardı korkular yine, kalırım yalnız diye. Oysa derdim dünya, umrum değil bile. Döndüm bak en başa, yolu yok bunun başka. Vazgeçtim ben de, bakmadan arkama. Ben büyük bir hata yaptım galiba. Bilmem. Beni affedene kadar peşinden geleceğim Ayşe. Ama öğretmenlerin tayini her yere çıkabiliyor. Daha. Kutuplara bile çıksa geleceğim. Ya o zaman bir hareketlerine bakayım. Ona göre karar veririz. Ya sen bildiğin öğretmen olmuşsun ya. Farklı olan bizdik önceden. Değişmez sanmıştım oysa. Ne çabuk geçti devri harika. Uyuyamadım dün yine. Ne yapsam nafile. Kaybettim ben her şeyi bile bile. Döndüm bak en başa. Yolu yok bunun başka. Vazgeçtim ben. Bakmadan arkama, tünelin sonunda bir ışık olsam. Koşardım sana korkmadan, engelleri aşıp ruhuna dokunsam. Değişir belki dünya, tünelin sonunda bir ışık olsam. Koşardım sana korkmadan, engelleri aşıp. Arkadaşlar, gitme zamanı. Biz bir süre yapacağınız etkinliklere ve buluşmalara katılamayacağız. Ama sizi çok seviyoruz. Bize uzanan o elleriniz ve güzel kalpleriniz için teşekkür ederiz. İyi, kötü, ne kadar anımız varsa hepsi için teşekkür ederiz. Sizden son kez bir şey isteyeceğiz. Şöyle hep beraber sımsıkı tüm gücümüze sarılalım ve sonsuza kadar bu anı unutmayalım. Hadi.
beni.